Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Resulüne selatü selam olsun. Çok değerli genel başkanım, çok değerli İstanbullular, Anadolu'muzun güzel insanları, Karslılar, Vanlılar, Edirneliler, Ankaralılar, Adanalılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada hep beraber bütün zalimleri telin edeceğiz inşallah. 11 ayın sultanı, Ramazan ayındayız. Ama baktığımız zaman İslam coğrafyasına, başta Arakan, Suriye, Filistin, Doğu Türkistan, Çeçenistan, Keşmir, Filipinler, Mora, bütün İslam dünyası kan, gözyaşı ve ölümle karşı karşıya. Bugün Osmanlı'nın torunları olarak Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin, Abdülhamit Hanların, Profesör Doktor Necmettin Erbakanların torunları olarak önce ana başlığımız Arakan, Burma, yeni adı Myanmar, bir katliam var, bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanlar bebeler diri diri toprağa gömülüyor. İnsanlar diri diri yakılıyor. Köyleri basılıyor, evleri yakılıyor, tarlaları yakılıyor. Korkunç bir vahşet var. Ey Budistler, bu meydandan sesleniyoruz. Zulm ile abad olunmaz.
Afganistan'ı işgal ettiğinde Afganlı kardeşlerimizin yanında olduk. Rahmetli Burhanettin Rabbani'nin yanında olduk. Gülettin Hikmetgar'ın yanında olduk. Ve hep beraber Allah'ın izniyle Rus ayısını Afganistan'dan çıkarttık. Siz değerli kardeşlerim, bunu Filistin mitingiyle yaptınız. İsrail Filistinli kardeşlerimizi katlederken Milli Görüş Meydanı Çağlayan'a 1 milyon insan olarak yığıldık ve bütün dünyaya Filistin'in yanında olduğumuzu aykırdık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ettiler. Bunun cevabını yine sizler Çağlayan'dan verdiniz Allah'ın izniyle. Arakan günü, Arakanlı Müslümanların yanında olma günü, işte bu seferberliği bu meydandan Milli Görüş Saadet Partisi olarak başlattık inşallah. Şimdi bu meydana sesleniyorum. Şu medeni dedikleri dünyaya sesleniyorum. Hayvanatlarını bile koruduklarını söyleyenlere sesleniyorum. Balinaları bile kurtardık diyenlere sesleniyorum. Neden Arakanlı Müslümanlara hiç dönüp bakmıyorsunuz? İnsan hakları, özgürlükler, yaşam hakkı sadece batılılara mı var? Müslümanlara bu hak yok mu? Ve bu vesileyle İslam ülkeleri liderlerine, başbakanlarına sesleniyorum. Özünüze dönün. Domuzdan poz, gavurdan dost olmaz. İslam dünyasına
kan, gözyaşı ve ölüm getirirler. Bugün İslam alemi bunu yaşamaktadır. Çözüm İslam birliğidir. Çözüm dersekizdir kardeşlerim. Petrolü görür, doğal gaz yataklarına sahip olmayı hedefler, kıymetli madenleri görür. Bunların bütün hedefleri dünyayı sömürmektir. Kendi çıkar ve menfaatleri karşısında kullanmaktır. Kurmuşlar ki dünyanın bir kısmı batılılar omozite hastalığına yakalanmışlar. Zayıflamak için milyar dolarları kimyasal ilaçlara, bitkisel ilaçlara yatırıyorlar. Ama dünyanın bir kısmına, başta Afrika kıtası olmak üzere, insanlar acından ölüyor. İşte Batı zihniyeti bu, Haçlı zihniyeti bu. Şimdi diğer bir konu, hemen yanı başımızda oluk okluk kan akan Suriye. Kardeşlerim, şöyle bir eleştiri getiriyorlar. Saadet Partisi'ne, Saadet Partisi'nin ince olarak gördüğü şu, onların söyleyemediği şunu söylüyor Saadet Partisi: katil Esed, katil Amerika, katil İsrail. İşte kardeşlerim, ön tarafta rahatsızlık var. Acil doktor kardeşlerimizden sağlık ekiplerini davet ediyoruz. Kameranın hemen arkasında. Kardeşlerim, AKP, 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 A
arkadaşlar. Arkadaşlar sakin olun, mitingimiz devam ediyor. Evet. Suriye'deki kanın durmasını istiyoruz. Suriye'deki katliamların durmasını istiyoruz. Ve orada mücadele verenlere bir de ikaz yapıyoruz. Kardeşlerim, bölünmeyin. Birlik olun. Beraber olun. Birbirinize düşmeyin. Irak gibi ülkenizi parçalatmayın. Hele bu PKK eşkıyasına kuzeyde asla izin vermeyin. Evet kardeşlerim, Milli Görüş İslam kardeşliğini savunuyor. Bu kardeşlik altında birleşelim. Biz Çanakkale'de Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Abadasıyla, Gürcüsüyle, Haçlı ordulara karşı destan yazdık, şehit olduk. Gün o gündür. Bu vesileyle takdimci kardeşimin ifade ettiği gibi bugünkü 8 şehidimizi ve daha önce verdiğimiz şehitlerimizi Güneydoğu'da rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Biz biliyoruz ki Rabbimiz şehitler diridirler, lakin siz onu bilmezsiniz diyor. Bu mertebeye kavuşmuşlardır inşallah. Ben konuşmamı bitirirken bu miting zulme hayır mitingi. İşteki zulümlere de hayır diyoruz. Ve buradan İstanbul İl Başkanı olarak sesleniyorum. İstanbul Barosu bu başörtü zulmüne derhal son ver. Hükümete, parlamentodaki siyasi parti başkanlarına ve vekillerine sesleniyorum. Yeni anayasada kamusal alan, kamusal alan dışı istemiyoruz. Her alanda başörtüye özgürlük istiyoruz. Evet, bitirirken sevinin Mehmet'im, başlar yüksekte, ölsek de sevinin, evet ölsek de, salma bu tekerlek, kalır tümsek de, yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir, Allah.